Balat niye? Balat'ta çok özel bir şey yaşadım. Bunu da burada ilk defa söylesem insanlara farklı düşünebilirler diye söylemek istemiyorum. Ne yaşadın? Bir kilisenin kapısı. Tarih 1733. Yazan bir mermer. Taç gibi arada bir geçiş yaşadım. Boyut mu değiştirdin, zaman mı değiştirdin? Öyle düşünebilirsiniz. Ya yok oldum. Bayağı bir yok Bu babandan sonra olan oldum. süreç mi? Balat'taki, Balat'ta. tabii. Orada geziyordun, tozuyordun. Daha şey yerleşik düzenin yoktu. De, yok. Bir O kilise kadar yoktu yani yerleşim üzerine. bir kilisenin kapısında dua mı ediyordun artık? Ne yapıyordun? Bir şey yapmadım. Sadece Bir birden anda yukarıdan aşağı bütün beyaz ışıkları indi üstüme. 1700 yıllara mı gittin bir anda? Size şöyle söyleyeyim. Dünyada görmediğim renkler gördüm. Tuhaf. Gerçekten. En doğal yeşili, en doğal kırmızıyı, en doğal beyazı. Her rengin dünyada sanki yok o renkler. Çok eski bir dünya. Çok çok ama ne kadar gitmiş olduğunu bilmiyorum. Sadece bu 1733 yılı dikkatimi çekmişti. Oradan gelip geçerken bakardım, incelerdim ama dokunduğum zaman farklı bir şeydi yani. Ondan sonra da Balat'ta yerleşik düzende olmak istedim. Tabii ya, hep orada kaldım ya. Kafelerde limonata satıyorum ya. Allah razı olsun. Sahiplendi beni çok. Sibel Hanım. Ben limonata satarken geldim bana biraz. Orada oturuyor. Buyur dedim. Sende çok acayip bir şey var dedi. O da 25-30 yıldır bu spiritüelimle ilgili kitaplar okuyor. Ben de kanter içinde limonata da alıyorum ya. Ne var dedim bana. Bende bir şey yok. Benim işim var dedi. Yok dedim. Yok yok gel sen dedi. Etraf kalabalık. Bir sayı tutacağım aklımda dedi. Bunu bilebilir misin dedi. Ben de dedim ki ya beni rezil etmek istiyor bu içimden ya rezil edecek ya rezil edecek. Ben de dedim ki birkaç tane kağıt al. Bu etrafındakilere de tuttuğu sayıyı ver. Fazla uzatmayalım dedim. Milyonlarca sayının içinden bir sayı tutuyor. Milyonlarca sayının içinden. Yok yok ben kendime güveniyorum dedim. Hemen anında operasyonu başlattım. Hiç saniye düşünmedim. Hazır mısın dedim. Hazırım dedim. Ama bir şartım var dedim. Bilirsem dedim, burada işe başlayacağım dedim. Tamam dedi. Tuttuğu sayı 18 dedim. Birdenbire kalktı ayağa. Nereden bildin dedi, nasıl yaptın dedi. Aslında o sayıyı o tutmadı. Hala da bilmez. Burada açıklıyorum onu da ilgi yapar. Bunu tamamen 18 yukarıdan aşağıya. 18'de çevirdim karşımda saniyeler içinde. Genlerine kadar. Hızlı bir şekilde. 18'i ben verdim ona. İnsanları var olan gücünle kendi istediğin formata getirebiliyor musun? İstediğini yapabilirsin. Ama kalbin temizse, kafanda kötü bir tek düşünce yoksa, en büyük düşman kafanın aldığı tek bir kötü düşüncedir. Tamam da şimdi böyle büyük bir yetinin olması insanı şeytana uydurur Ben, be. hayır. En azından ben uyardım. Çünkü neden biliyor musun? Şöyle bir şey var, kalbin temizse bunlar gerçekleşir. İyi niyetliysen olur. Hiçbir şart ve koşulda kendi menfaatini yontmuyor musun? Bir çıkar beklemedim.